Vahşi kıtaların sembolü olan ayılar, Kuzey Amerika'da her zaman var olmuştur. Kutup ayıları, siyah ayılar ve grizliler bu soğuk sert iklimde limitlerini zorlamak mecburiyetinde kalırlar. Her gün hayatta kalmak için mücadele ederler. Zorlu koşullarla, sürekli değişen bir ortamla ve birbirleriyle mücadele ederler. Boz ayılar ücra bir nehrin kenarında ziyafet peşindeler. Ve cesur bir aile dünyanın en büyük ayıları arasında somon yakalamak için mücadele ediyor. Sahildeki yağmur ormanında antik bir siyah ayı ırkı genetik bir mutasyonu lehine kullanıyor. Ve kuzeyde ortam hızla ısınırken kutup ayıları yeni stratejiler geliştiriyor. Yaşlı bir ayı yeni avlar peşinde koşarken genç bir aile aç rakipleri yüzünden zor durumda kalıyor. Yırtıcıların temel taşı olan bu hayvanlar son vahşi topraklarımızın sembolleri. Ama bu vahşi dünya değişiyor. Ve bu ayılar şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde test edilecek. Burada güçlü olanlar değil, cesur ve yaratıcı olanlar hayatta kalacak. Alaska Yarımadası'nda yaz gün dönümüyle birlikte destansı bir göç başlıyor. Yıllarca okyanusta kalan 1,5 milyon somon iç kısımlara ilerliyor. Akıntıya karşı yüzerek ölümcül ve içgüdüsel bir yolculuk yapıyorlar. Koku alma duyuları tarafından yönlendirilen balıklar doğum yerlerinin izini sürüyor. Ve oraya vardıklarında yeni bir neslin başlangıcı için yumurtalarını bırakıyorlar. Ama Brooks Nehri'ndeki bir kaya çıkıntısı yollarını kapıyor. Bu yorgun somonlar için muazzam bir zorluk. Ama şanslı bir ayı için harika bir yemek. Bu çıkıntıya konuşlanan bir boz ayı günde 30 somon yakalayabilir. Ayılar doğaları gereği yalnız yaratıklardır ve geniş yaşam alanlarını agresif bir şekilde korurlar. Ama iyi haber tez yayılır ve kısa süre içinde nehrin kenarında yaklaşık 80 ayı toplanabilir. Bu ayılar için balık tutmak yaşamakla eş anlamlıdır. Bütün yıl beslenmelerine yetecek miktarda yiyeceği sadece 6 ayda tüketmeleri gerekir. Yüz binlerce balık şelaleyi geçmek için mücadele edecek. Bu durum dünyadaki en büyük ayı toplantısına neden oluyor. Cesur adlı bir dişi ayı bu kargaşaya dahil oluyor. Hızla bir somon yakaladıktan sonra nehrin kenarına geri dönerek büyük erkeklerden uzaklaşıyor. Ve bunun için haklı bir sebebi var. Üç küçük yavru 2 yıl boyunca annelerinin yanında kalarak balık tutmayı ve hayatta kalmayı öğrenecekler. İkizler çok yaygındır ve 3 yavruyu büyütmek özel bir annelik gerektirir. Cesur bu nehri en büyük ayılarla paylaşıyor. Bu erkekler yavruları için açık bir tehdit. Ve anne ayı her gün risk ve ödül arasında tehlikeli bir kumar oynamak zorunda.
Boz ayılar ziyafet çekerken bir başka tür sahilde toplanıyor. Onları buna mecbur eden şey somonların yumurtlaması değil, buzların erimesi. Bu Hudson Körfezi'nde her sene yaşanan bir ritüel. Kutup ayıları 4 ay karada yaşamak zorunda. Ana besin kaynakları olan foklara ulaşamıyorlar. Bu genç aile hayatta kalmaya kararlı. Ama bu koşullar anne ayıya göre değil. Kuzey kutbunun gittikçe ısınması, buzun geri dönmesi için fazladan 4 hafta daha beklemesine neden olabilir. Bu durumdan yargıç gibi büyük erkekler bile etkileniyor. Yargıç, karada kaldığı her gün 1 kilo yağ kaybedecek. Kutup ayıları için hayat hiçbir zaman dengede değil. Kutup ayılarının en sevdiği yiyecek halkalı foklardır ve Kuzey Kutbu'nda ilkbahar avlanma sezonlarının zirvesidir. Bu ayılar yıllık besinlerinin %80'ini Mart ve Haziran ayları arasında tüketirler. Bu dönemden sonra aylarca aç kalırlar. Ama şimdi yılın en kilolu oldukları zamanındalar. Aslında o kadar yağlılar ki suda batmıyorlar. Yaz sıcağında yargıç ve bir başka erkek birbirlerini dövmek için zaman bulabiliyorlar. Bu ayılar suda saatlerce kavga edecekler. Aslında enerjilerini korumaları gereken bir dönemdeler. Ama bunun yerine yorgunluktan bitap düşene kadar dövüşüyorlar. Üstelik bunu sadece eğlence için yapıyorlar. Ama her ayı beklemeye razı olmaz. Bu genç dişi bir akarsuyu araştırıyor. Somonlar gibi bu nehirde yaşayan Alp alabalıklarını arıyor. Yargıçta olduğu gibi 10 santimlik bir yağ tabakası yok. Ama ısınan iklimde hayatta kalmaya çalışıyor. Balık avlamak yeni görülen bir adaptasyon. Değişen dünyaya verilen hızlı bir tepki. Siyah ayılar belki de Kuzey Amerika'daki en başarılı türdür. Yüksek dağlardan ovalara kadar neredeyse her habitatta hayatta kalırlar. Boşlukları doldurmakta usta olan son derece fırsatçı hayvanlardır. Belki de diğer ayıların varlığı hariç her duruma adapte olabilirler. Üç türün en küçüğü olan siyah ayının ağırlığı yetişkin bir boz ayının yarısı kadar gelir.
Ama Kanada'nın büyük ayı yağmur ormanında antik bir siyah ayı nüfusu ücra adalardaki türlere baskın gelir. Kermode ayıları olarak bilinen bu hayvanlar somonları sadece kartallar ve kurtlarla paylaşır. Bu nehir nispeten keşfedilmemiş bir yer. Buradaki bir tek balığın besin değeri 4500 kaloriye çıkabilir. Kermode ayıları seçici olma lüksüne sahiptir. Somonun en besleyici yerleri olan derisini, beynini ve yumurtalarını yerler. Bu yüksek kalorili beslenme tarzı ana karadaki diğer ayılardan daha iri olmalarını sağlar. Boz ayılar gruplar halinde bir araya gelir. Siyah ayılar mahremiyete değer verir. Genlerinde kalıtsal değişime uğrayan nadir ayılar da vardır ve bunlar bariz bir şekilde göze çarpar. Bu kermode ayıları çekinik bir gen taşırlar. Ve 10 siyah ayıdan biri beyaz bir posta doğar. Bu hayvanlar albino değildir ama bu renk fazı o kadar nadirdir ki günümüzdeki sayıları 200 civarındadır. Onlara ruh ayıları denir. Her 10 siyah ayıdan birinin beyaz olduğuna dair efsaneler anlatılır. Bu şekilde insanlardan önce yaşanan buzul çağına atıfta bulunulur. Ma adıyla bilinen bir ayı, Kua nehrine yaklaşık 20 yıldır hükmetmektedir. Ve bu süre zarfında siyah ve beyaz ayılara üstün gelmiştir. Ruh ayıları balık avlamakta daha başarılıdır. Somonlar özellikle gün ışığında beyaz kürklerini görmekte zorlanırlar. Ruh ayıları normal siyah ayılara göre %10-15 daha fazla balık avlayabilirler. Bu avantaj yıllar geçtikçe etkisini gösterir. Ma, ruh ayılarının hakimiyetinin ve kırılgan ekosistemdeki özel yerlerinin mükemmel bir örneğidir. Somonların Brooks Şelalesi'ndeki yolculuğu doruğa ulaşıyor ve her gün daha fazla ayı nehre geliyor. Sezon sonunda birçok ayının ağırlığı 500 kiloya yaklaşacak. En büyük ayılar en iyi avlanma yerlerini tercih ediyor ve sadece balıkların gelmesini bekliyorlar. Diğer ayılar daha aktif bir yaklaşım benimsemek zorunda kalıyor. Kafalarını suya sokarak dipte balık arıyorlar. Bazıları somonların arasına dalarak şansını deniyor.
Bu kalabalık nehirde her ayı bir boşluğu dolduruyor. Cesur şimdilik izlemek zorunda. Şelale çok kalabalık ve tansiyon yüksek. Her hareket bir değil, 10 ayı tarafından gözleniyor. Bu vücut diline ve sakin seslere dayanan belli belirsiz bir ateşkes. Genç ayılar olgunlaştıkça avlanma yerleri için mücadele ederler. Ama en iyi yerlerin talibi çoktur. Geri çekilmeye hazır değil. Ve bu çizgi bir kez geçildiğinde sonuçları olur. Onları seyreden Cesur ailesini topluyor. Birlikte ormana dönüyorlar. Ve sessiz bir ortamda dinlenmeye geçiyorlar. Hudson Körfezi'nde yaz bütün sıcaklığıyla hüküm sürüyor. Ve sinek ısırıkları ayıları rahatsız ediyor. En büyük ayılar en iyi yerleri kapıyor. Yargıç kayalık bir sırtta dinleniyor. Burası sahile kolay ulaşılan ve okyanus esintileriyle serinleyen yüksek bir gözetleme noktası. Yaz mevsimi ayakta geçirilen bir kış uykusu, belki de sıkı bir perhiz zamanı olmalıydı. Ama görünüşe bakılırsa ayılar aktif bir şekilde kalori arıyor. Meyvelerin, kaz yumurtalarının, renk geyiklerinin ve karaya vurmuş balinaların peşindeler. Ama açık su bu ayıları sınırlıyor. Ve yaz ayları balinaların ve fokların serpilme zamanı. Hudson Körfezi'ne her yaz 50 binin üzerinde beyaz balina gelir. Nehir haliçlerinin sıcak sularını ararlar. Burada kış derilerini döker, balık sürüleriyle beslenir ve yavrularını büyütürler. Burada nispeten kaygısız bir hayat yaşıyorlar. Ama yargıç bunu değiştirmek üzere. Gelgit'in gidişini hesaplayarak balinalara doğru yüzüyor. Balinalar ondan çok daha hızlı ve çevik olduğu için bir strateji belirlemek zorunda. Avının hareketlerini izleyen yargıç aradaki mesafeyi azaltıyor.
ve doğru zaman geldiğinde hamlesini yapıyor. Bir yavruyu yaralayarak deniz çekildiğinde yakalamayı deneyecek. Ama yaşlı ayı şimdilik beklemek ve yarın bir kez daha denemek zorunda. Bütün avlar kıl payı sonuçlanmaz. Kıyıya vuran bir ceset yargıçla birlikte birkaç ayının dikkatini çekti. Kutup ayıları yemeklerini paylaşırlar. Baskın ayılar kendilerine saygı gösterildiği sürece küçüklerin yanlarında beslenmelerine izin verirler. Yavrularını yanına alan bir başka ayı kararlı bir şekilde kıyıya yüzüyor. Bir yaşındaki yavruların yarısından azı hayatta kalarak yetişkinliğe ulaşır. Anne ayı tehlikenin farkında ama bu riski almaya gönüllü. Kararlı bir şekilde cesede ve ayılara yaklaşıyor. Cesareti meyvelerini veriyor ve yavruları bu durumdan yaralanıyor. Yargıca gelince sabrının bir sınırı var. Bu yüzden çok geçmeden yemeğinin tadını yalnız başına çıkarmak için okyanusa dönüyor. Kuzeyde ölü balinaların sayısı sürekli artıyor. Ve ayılar artık yaz aylarında aktif bir şekilde beyaz balinaları avlıyorlar. Bu yalnızca son birkaç yılda gözlenen bir adaptasyon. Ve bu durum bu yaşlı ayının işine çok yarıyor. Büyük ayı Yağmur Ormanı'nda bir başka yaşlı ayı kendi krallığını seyrediyor. Ma, bütün ekosistem için bir ümit ışığı oldu. Burası 6.4 milyon hektarlık bir deniz ortamı. Bir zamanlar sadece av hayvanı olarak görülen ruh ayıları, şimdi dünyanın en büyük ılıman yağmur ormanının koruyucuları. Burası mink balinaları, deniz aslanları ve katil balinalar için kritik bir habitat. Ma'nın sakin tabiatı insanların bu dünyaya girmesine izin verdi. Ruh ayıları yüzyıllar geçtikçe okyanus hayatına uyum sağladı. Son zamanlarda başka türler de onları izledi. Büyük ayı yağmur ormanında sahil kurtları zenginleşti. Bu kurtlar hem adadaki geyiklerle hem de somonlar ve kabuklu deniz hayvanlarıyla besleniyor. Ve tıpkı Ma gibi onlar da insanlardan korkmuyor. En büyük rakipleri ayılar ve katil balinalar. İnsanlar bu güneş ve gölge ülkesinde hala yeni bir tür.
Cesur ailesini nehrin aşağısına götürdü. Burası daha güvenli. Nehrin bu bölümünde genç ayılar ve aileler var. Bir başka aile nehirdeki sakin bir kıvrımı mesken tutmuş. Cesur'un yavruları onu güvenli bir ağaç dalından seyrediyorlar. Annelerinin hareketlerini gözlemleyerek yiyeceklerini bekliyorlar çoğu zaman. Cesur kıyıya dönerken yavruları ona katılmak için aşağı iniyor. Brooks Nehri'nde yavrular arasında yüksek bir ölüm oranı bulunur. Üç yavrudan yalnızca biri ilk senesini doldurabilir. Büyük erkekler, yoğun rekabet ve güçlü akıntılar burayı aile kurmak için riskli bir yer haline getirir. Sessiz aile yemeğini paylaşırken Cesur da aradığını buldu. Ama balık avlayacak en iyi yerin şelale olduğunu biliyor ve kenarda beklemeye razı değil. Cesur mücadeleye hazırlanıyor ve ailesini nehrin yukarısına götürüyor. Bu ayılar Cesur'un iki katından büyükler ve yabancılara karşı ölümcül güç kullanabilirler. Cesur bu riski göze alıyor. En iyi balık avlama yerleri burada. Ve yavrularına her avantajı sunmak istiyor. Ailenin varlığı kıpırdanmalara yol açıyor. Riskin büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. Cesur dikkatli bir şekilde ilerliyor ve somonların arasına atlıyor. Şelaleden birkaç metre uzakta bir balık yakalıyor. Yavruları akıntının ortasında ona katılıyor. Annelerinin yakaladığı yemeği hızla paylaşıyorlar. Yanlarına gelen ayıların sayısı artıyor. Ve çok geçmeden kaçış yolları kapanıyor. Büyük ayı yağmur ormanında bir başka ruh ayısı gölgelerden çıkıyor. Savaşçı, kendinden emin ve baskın bir dişi ayı, Ma'ya meydan okumaya hazır. Yavaşça yaklaşıyor ve ayı lisanında hamlesini yapıyor. Sırtını kamburlaştırarak yaşlı dişi liderin gözünü korkutmaya çalışıyor.
Kafası aşağıda ilerliyor. Bacakları taarruza geçmeye hazır. Ma şimdilik yerini koruyor. Mirası yakında savaşçıya geçecek. Ama şimdilik hazır değil. Bu uzun bir satranç oyununda küçük bir adım. Savaşçı, Ma'nın yavrularından biri olabilir ve artık anne olabilecek yaşta. Yakında özel genlerini küçük yavrularına aktaracak. Ruh ayıları genelde diğer beyaz ayılarla çiftleşir. Bu sıra dışı birleşme sayılarını ve genetik avantajlarını arttırıyor. Hudson Körfezi'nde durum gergin. Genç bir erkek bir av yakaladı. Ve bu durum diğer ayıların dikkatini çekti. Yaz aylarında foklar nadir bulunur. Ayılar avlarını yakalamak için şanslarına ve gelgite güvenirler. Kutup ayıları avlarının kokusunu 25 kilometre öteden bile alabilir. Ve bir fok bir haftaya yetecek kadar kalori sağlayabilir. Ayı davetsiz misafiri kovuyor. Avın kokusunu başka ayılar da aldı. Çok geçmeden yargıç ufukta beliriyor ve ayı geri çekiliyor. Ama davetsiz misafir de kendi payını almak için geri dönüyor. Yargıçın varlığı iki genç ayıyı zorluyor. Bu oyun amaçlı bir dövüş değil. İki genç ayının da kaloriye müthiş ihtiyacı var ve durum kritik. Avın kokusunu alan bir başka ayı daha geliyor ve yargıç nihayet harekete geçiyor. Yargıç geliyor ve artık kendine ait olanı rahatça alıyor. Kutuplar sürekli değişime uğrasa da boyut hala çok önemli. Ve böylece dövüş sona eriyor. Avcı ve davetsiz misafir ağır bir ders alıyorlar. En iyi avlanma noktasını kovalayan Cesur, şimdi şelalenin tam ortasında. Dünyanın en büyük ayıları bu küçük Cesur aileyi çevrelemiş durumda.
Burada zayıflık göstermek bir seçenek değil. Sonunda genç bir erkek çizgiyi geçiyor. Ve Cesur buna güçle karşılık veriyor. Kendisinden daha büyük bir ayı karşısında ayağa dikilerek yerini koruyor. Yavrular her zamanki gibi seyredip öğreniyorlar. Anneleri yavrularının yanına dönüyor. Ve onları yeniden güvenli bir yere götürüyor. Cesur şimdiden şelalede yeni bir hamleye ve genç ailesi yeni bir derse hazırlanıyor. Annelerinin cesaretinden ve yaratıcılığından ders alan yavrular her gün daha da cesaretleniyorlar. Nehrin aşağısında şelalede öğrendikleri balık avlama tekniklerini ve belki de annelerinden gördükleri bazı hareketleri uyguluyorlar. Oyun amaçlı dövüşler bütün ayılarının yaptığı bir şeydir. İlk günden itibaren aralarında bir ilişki geliştirir. Sınırları zorlar ve hakimiyet kurmaya çalışırlar. Bu yavrular hayatlarının kritik bir dönemine girmek üzereler. Cesur çiftleşmeye ve yeni bir aile kurmaya karar verdiğinde onları uzaklaştıracak. Ama yavrularına değerli dersler verdi. Ve zamanla onlar da şelaledeki yerlerini alarak yeni bir neslin liderleri olacaklar. Cesur ve Maa kış uykusuna yatmaya hazırlanırlarken kararlı ailesini Hudson Körfezi sahiline götürüyor. Havaların soğuması av mevsiminin başladığını gösteriyor. Yolculukları yeni başlıyor. Yalnızca hamile ayılar kış uykusuna yatar. Kalanlar çetin kış koşullarında avlanmak zorundadır. Bu durum 3 tur arasında tektir. Kasım ayında deniz hızla buz tutar. Ve ilerleyen haftalarda 150'den fazla ayı bu bölgeden geçer. Önce genç ayılar ve dişiler sahilde toplanır. Buzun kenarına gelirler. Mevsim başında fok yakalamak için kısa bir zamanları vardır. Ve bu kalori onlar için çok önemlidir. Yakında buz çok kalınlaşacak ve avlanmak çok daha zor olacak. Kararlı bir satranç oyununa zorlanıyor. Fokların nefes alma deliklerine konuşlanıp şansını deneyecek. Ayılar büyük erkeklere yol vermeden önce sahilde dolaşıyorlar. Kararlı fok avlamak
için buza gitmek zorunda. Yavrularını birkaç saatte bir doyuruyor. Bu nedenle muazzam miktarda kaloriye ihtiyacı var. Suların ne zaman tamamen donacağını kestirmek gittikçe daha da zorlaşıyor. Buz normalden 3-4 hafta sonra oluşabilir. Ve mevsim başında avlayacağı foklar, kararlı gibi dişiler için yargıç gibi dev erkeklere kıyasla çok daha önemlidir. Üstelik aç ayılarla da rekabet etmek zorunda. Kararlı sahile geldiğinde diğer ayıların da orada olduğunu görüyor. Yargıç ve bir başka büyük ayı sahilin en iyi yerlerini kapmışlar. Birbirlerini süzüyorlar. İki ayı da genç annenin iki katı büyüklüğünde. Erkekler her sonbaharda eşleşip haftalarca güreş tutarlar. Bu dövüş oyunu buz üstündeki yaşamda kritik bir hiyerarşi yaratabilir. İlkbaharda dişiler için rekabet edecekler ve bu dövüşler ciddi yaralarla, hatta ölümle sonuçlanacak. Şimdi ciddi şekilde yaralanan yok ama bu yine de müthiş bir gösteri. Bu kararlı için gergin bir durum. Devlerin savaşı buza ulaşmasını engelliyor. Kayalara geri çekiliyor ve güvenli bir bölge buluyor. Vazgeçmeye hazır değil. Mümkün olan en kısa sürede avlanması gerek. Ama iki büyük ayı güreşmeye devam ediyorlar. Çok yorulmalarına rağmen pes etmiyorlar. Kararlı ailesini beslemek zorunda. Büyük erkekler bütün bir yılı yemek yemeden geçirebilir. Ama yavrularına bakan bir anne süt üretmek için kaloriye ihtiyaç duyar. Yargıç kendi bölgesine hükmederken kararlı vaktini değerlendiriyor. İkisi de kendi dünyalarındaki değişen ortamla karşı karşıya kalan baskın ayılar. Ayıların dünyası bütün türlere nazaran daha hızlı değişiyor. Ve hayatları daha önce hiç olmadığı şekilde test edilecek. Bütün ayılar zorluklarla karşı karşıya kaldıkları bir dünyada yaşıyorlar. Burada yeni fırsatlar bulmak ve bu fırsatlara adapte olmak zorundalar. Savaşçı soyunu kurtarabilecek bir gene sahip.
cesur, baskın ve gözü pek yavrular yetiştirecek. Ve sürekli değişen bir dünyayla yüzleşecek. Kuzey Amerika ayıları değişime nasıl adapte olabildiklerini şimdiden gösteriyorlar. Ve besin zincirinin tepesinde kalmalarını sağlayan yaratıcılıkları sürdükçe her zaman hayatta kalacaklar.